Sayın seyirciler sizlere bu akşam Almanya'nın başkenti Berlin'den sesleniyoruz. Sözün özünün bu akşamki konuğu Almanya'nın Adalet Bakanı Sayın Sabina Leutenhoyser Schnarrenberger. Bugün kendisiyle Aşağı Saksonya eyalet seçimlerinin sonuçlarını ele alıp tartışacağız. Konumuz Liberal Parti'nin yani FDP'nin bulunduğu durum olacak. Ve Sayın Sabina Lloyd Noyza Schnarrenberg e ile konuşacağımız diğer konularsa ulusal ve uluslararası politik olacak. Sayın Bakanım programımıza hoş geldiniz. Öncelikle programımıza konuk olarak katıldığınız için teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Aşağı Saksonya eyalet seçimleri sona erdi. Seçimler sonrası parti genel merkezindeki durum nasıldı? <laughs> FDP'de durum tabii ki iyiydi. Çünkü yapılan tüm anketlerin tersine %9.9 oranında oy aldık. Fakat ne yazık ki hükümet için yeterli bir oy sayısı olamadı. <laughs> Sayın Bakanım, FDP son eyalet seçimlerinde Kuzey Rennesfalia, ülkenin kuzeyinde Schleswig-Holstein eyaletinde ve şimdi de aşağı Saksonya'da iyi bir sonuç almıştı. O halde partinizde neden Başkan Philip Roesler hakkında şikayetler var? <laughs> O tartışma bitti. Zira bugün hem şahsi hem de parlamento seçimleri için önümüzdeki ayların stratejisi üzerinde duruldu. Parlamento seçimlerine parti başkanımız Filip Röster, meclis grup başkanı Rainer Brüder'le ve kamuoyundaki kampanyalarımızı yürüten Fürman'la birlikte Almanya genelinde seçime gideceğiz. Sayın Bakanım, FDP'nin eyalet bakanı olarak bulunduğu Bavyera'daki bir eyalet meclisi seçimi daha olacak. Bunu nasıl koordine edeceksiniz? Baviradaki eyalet seçimlerinde mi yoksa federal düzeydeki FTF mücadelesi için daha çok aktif mi olacaksınız? Elbette Adalet Bakanı ve Yardımcı Federal Başkanı olarak genel seçim kampanyaları için çok çalışacağım ve Bavyera'da birçok yerde olacağım. Fakat bazı şeyler kesişecektir. Sonuçta bu müşterek bir seçim kampanyası zamanıdır. Hem eyalet hem de Almanya genel seçimi. Sayın Bakanım, Aşağı Saksonya'daki eyalet seçimleri öncesi sürekli bu seçimlerin ülke çapında önemli olduğu belirtildi. Eyalet seçimlerin sonuçlarının federal devlet politikasına mesajı ne olacaktır? Birincisi siyah yani CDU ve FDP koalisyonunun pekala belirli bir oy sayısı kazanabileceği bizim temel mesajımız olabilir. Çünkü anketlere göre kırmızı yeşilin aşağı Saksonya'da aylarca %13 gibi bir fazlalığı vardı. Fakat parlamento seçimlerinde önemli olan içeriklerdir. Söz konusu istikrarlı bir Avrupa para birimidir, bütçelemedir ve bunun sonucu olarak da borçların azaltılmasıdır. CDU, CSU ve FTP olarak bizler bunu amaçlıyoruz. Elbette bunun dışında eğitim ve doğrudan doğruya da medeni haklarımız önem arz ediyor. Peki bağımsız bir federal parti olarak bu stratejiyle kendinizi tanıtmaktan ve kampanyayı CDU'nun gölgesinde sürdürmekten korkmuyor musunuz? Seçim kampanyasında siyasi görüşümüzü çok net bir şekilde belirteceğiz. Bağımsız ve özgür bir güç olarak çünkü bizim için özellikle bireylerin özgürlüğü ve sorumluluğu önemlidir. Başka partiler ve birlikler devleti bürokrasi ve makamlarla daha da geliştirmeye meylediyorlar. Tam bu konuda kendi profilimizi daha belirgin bir şekilde ortaya koyacağız. Ancak şunu da açıkça belirtelim ki CDU CSU ve FDP'nin hükümeti yönetebilmesi için çoğunluk istiyoruz. Sayın Bakanım, gerek eyalet seçimlerinde gerek parlamento seçimlerinde kararsız kalan seçmenlerin önemi artıyor. Bu gruba seçim hakkını kullanmak istemeyen göçmen kökenli seçmenler de ait. Parlamento seçimlerine kadar bu grubun oylarını da hedefleyecek misiniz? Elbette. Zaten bize başka ülkelerden gelenler önemli. Hem zaten Alman vatandaşlığına geçen vatandaşlar gittikçe artıyor. Onlar da seçime gidebiliyorlar. Toplumumuza aktif bir şekilde iştirak eden çok. Bence tüm partiler, özellikle de açık ve çoğulcu bir toplum, herkesin ırkına ve dinine bakmaksızın imkanları olması gereken bir toplum isteyen biz liberaller, gayet tabii bu insanlara ses vermek istiyoruz. Onlar bize aitler. Ancak FDP'de partinin tanıtımını yapacak aktif göçmenler eksik değil mi? Bizim FTP meclis grubunda çalışan birkaç milletvekilimiz var. Mesela Bay Tören. FTP'ye üye olan kişinin partiye inanması ve onun tarafını tutması gerekiyor. Dolayısıyla Bavyera'da da eyalet seçimi için daha çok tematize etmek istiyoruz. Oradaki arkadaşlarımız bu konuda çok faaller ve bu çalışmalar neticesinde oy oranımızın da çoğalacağına inanıyoruz. Az önce FTP ile ilgili konuşurken özgürlük kavramını kullandınız. Bunu ayrıntılı olarak biraz anlatabilir misiniz? FTP ne için var? FTP nedir? FTP'nin kökleri aydınlanmadadır. Yani fikir veya görüş olarak herkes için mümkün oldukça özgürlüğün gelişmesi, ifade özgürlüğü ve ibadet özgürlüğü de verilmesi. Bunun dışında hiçbir kısıtlama olmadan mümkün olduğunca uygun koşullar oluşturmak istiyoruz.

dış politikada belirleyici tasarılar hazırladık. Biz her zaman Birleşik Avrupa'yı destekleyen ve bunun için mücadele eden bir partiyiz ve Almanya'nın birleşmesinde de payımız var. Bu da bizim parti spektrumunun neresinde olduğumuzu açıkça gösteriyor. Biz gerçekten tek ve en doğru liberal gücüz. Diğerleri başka değerlerle propaganda yapıyor. <laughs> Bireylerin topluma kattığı verimi vurguluyorsunuz. Sivil toplum sizin için önemli. Bu konstelasyonda sizin için dayanışma nasıl bir rol oynuyor? Solidarität Toplum içinde dayanışma tabii ki çok önemlidir. Biz bir bireyin hem kendisi hem de toplum için sorumluluk almaya hazır olmasını isteriz. Ne kadar sosyal ve adaletli siyaset yaptığımız önemlidir. Auch Politik machen. Partilerin farklı anlayışları vardır. Fakat onun için değil, siyasetin amacı elbette sosyal adaleti tesis etmektir. Sizin ilkelerinizden biri devletin ekonomiden geriye çekilip ekonomiyi piyasanın koşullarına bırakmasıdır. Fakat özellikle bu avro krizinde siz devlet ve hükümet olarak banka sistemine ağır bir şekilde müdahale ettiniz. Bu kendi ilkelerinizle bir çelişki değil mi? Es ist zu Beginn der Eurokrise 2008. 2008 yılında avro krizinin başında Alman bankalarına da müdahalelerde bulunuldu. Biz bu yasama döneminde bankaların iflas işlemlerini, yeniden yapılanma süreçlerini ve kalkınmayı geliştirecek yasalar tasarladık ki devlet iflas eden bankalara sahip çıkmak zorunda kalmasın. Yani biz yeni tasarılar hazırladık. Ama tabii her zaman olası bir iflasın milli ekonomi ve orada mevduatı olan vatandaş için nasıl bir etkisi olacağına bakmamız gerekir. Dolayısıyla hiçbir zaman devlet kendini bu sorumluluktan tamamen geriye çekemeyecek. sich total aus jeglicher Verantwortung zurückziehen kann. Sie sind seit 2000 2009 yılından bu yana siz hükümetle sorumlusunuz. Avro krizi için önemli kararlar aldınız mı? Kriz atlatıldı Wir haben eine doch Politik gemacht, die jetzt langsam Erfolg bringt und Yavaş yavaş ve kademe kademe başarı getiren bir politika uyguladık. Fakat rekabet şartları ile ilgili bazı Avrupa üyesi ülkelerinin borç durumlarının düzelmesi zaman alacaktır. En doğru yol bence, evet Avro'da istikrar istiyoruz ve bunun için kendi payımızı Avro kurtarma paketine ödemeye hazırız ama kendi borçlarını azaltmak ve rekabet gücünü artırabilmek için o ülkelerde yükümlülükler istiyoruz demek olacaktır. Ama biz verilen Bence gerçekten en doğru yoldur bu. Bu ikisi güçlendirmeyi ve talep etmeyi Avrupa politikasında gündeme getirecektir. Ama krizin atlatılıp atlatılmadığına dair sorduğum soruya henüz cevap vermediniz. Henüz atlatılmadı ama göstergeler daha iyi olmaya başladı. Belirli bir istikrarın farkındayız. Avrupa ülkelerinin ödemek zorunda olduğu faiz farklarından anlayabiliyoruz. Biraz daha düşmüş durumdalar. Öyle ki yardımların işe yaradığını görebiliyoruz. Bu yolda devam etmemizin gerektiğini düşünüyorum. Fakat üye devletlerin kendi reformlarını oluşturmaları gerekiyor. Genel seçimle ilgili son sorum olacak. Sizce seçimlerde hangi konular öne çıkacaktır? Çok açık ve net olan konu Avrupa politikasıdır. FDP Avrupamızı, Avrupa Birliği'ni vatandaşları daha güçlü bir şekilde dahil etmek isteyerek savunan bir parti. Olay bütçelemedir. Kesinlikle borçları azaltmalıyız. Bunu kabinede 2014 bütçesi için kararlaştırmak isteriz. Tabii ekonominin güçlenmesi, şirketlerin burada Almanya'da yatırım yapması için teşvikler sağlanması ve iş yerlerinin korunması konularımızdır. Biz FDP olarak elbette ki yasal olarak mesela ücretlerin nasıl uygulanması gerektiğini öngören kısıtlayıcı tedbirler istemiyoruz. Ve liberaller olarak yasanın bir şirkette ne kadar kadının çalışacağına dair direktifler vermesini istemiyoruz. Bizler daha fazla kadının çalışmasını istiyoruz fakat devlet tarafından bağlayıcı yönergeler istemiyoruz. Kadın konusuna değindiniz. Kadın olarak erkek egemenliği olan bir partide siyaset yapıyorsunuz. Kendinizi kabul ettirmek, sözünüzü dinletmek zor muydu? nicht Artık bir kadın için her şey o kadar da zor değil. Önemli olan kadınların kendilerine inanmaları, güvenmeleri ve bu rekabete katılmaları. Çünkü bu bir yarışma. Partinin görevi federal meclise milletvekilliği onaylamalarıdır. Aslında çok iyi kadınlarımız var ama ne yazık ki FTP'deki kadın sayısı çok az. Bu yüzden propaganda yapıyor ve kadınları teşvik ediyorum. Mesela Bavyera'da parlamento seçimleri için ilk altı kişinin arasında üç kadın var. Onların görevlerini iyi yapacaklarına içten inanıyorum. Başka bir grup siyasete teşvik edebileceğiniz başka bir hedef kitle gençler. Sizin de partinizde üyelerin yaş ortalaması 50 yaş ve üzeri. Gençleri siyasete atılmaları için nasıl teşvik ediyorsunuz? Gençlere karşı sadece açık olmamız gerekiyor. Her şeyi biz daha iyi biliriz demeden o genç insanları aydınlatmamız gerekiyor. Onlara pek çok katılım imkanları sunmamız gerekir. Mesela dijital gelişmeleri göz önünde bulundurarak modern bir siyaset yapmamız gerekir. Örneğin internetteki ifade özgürlüğü sayesinde olağan olan bilgi alışverişinde bulunan katılımcıların ekonomik faaliyetlerinde de bulunma imkanlarını sunmak gerekir. Kesinlikle gençlere ne yapmaları gerekiyor? ile ilgili ne dikte etmeliyiz ne de yasaklar koymalıyız. Bunu biz yaşıyoruz. Bizim Lulis adında hareketli bir gençlik örgütümüz var. Genç liberaller. Doğal olarak bizim ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü için mücadele etmemiz gençlerin tam ilgi alanında. İlla siyasi bir partiye katılmak istemeseler de daha güçlü bir şekilde katılımda bulunmak istiyorlar. Ya so wie Sie Tarif ettiğinize göre sizin ve partinizin doğrudan demokratik katılım olanaklarından yan olmanız gerekir. İsviçre modelindeki gibi referandumlar ve halk oylamaları desteklediğiniz yönerge veya tedbirler midir? FDP bu katılımları yani referandum ve halk oylamalarını federal düzeyde istiyor. Bu bizim anayasamızın değişmesi gerektiği anlamına gelir. Bugüne kadar üçte ikilik bir çoğunluk kazanmak mümkün olmamıştı. Ama biz bunu net kurallarla istiyoruz. Belirli katılımlar içinde kurallar koymak gerekir ama bunu istiyoruz. Bu oldukça hareketli bir tartışma olur ve sadece medya aracılığıyla değil gençlerle de tartışılır. Sayın Bakanım, Leipzig'teki hukuk fakültesinde şunları söylemiştiniz. Geleneksel anlamda iç politika ve hukuk politikası arasındaki ayrılık, içeriğine göre politik hedef olarak güvenlik ve özgürlük arasında bulunan bir aykırılıktır. 11 Eylül 2001'in ardından ve uluslararası terörizm tehdidinden sonra, Yeni ve benim görüşüme göre tehlikeli bir boyuta ulaştı. 11 Eylül'ün üzerinden 11 sene geçti. Bu kadar uzun bir süreden sonra konu ettiğiniz bu tehlikeli boyut nedir? Wir haben ja seit dem 9. September 2001 9 Eylül 2001'den bu yana birçok yeni müdahale yetkileri içeren güvenlik yasaları tasarladık. Terörizm, ek mücadele yasaları ve bu sadece polisin güçlenmesi için değil ki bu çok önemlidir. Çünkü bizim çok iyi donanımlı işleyen polise ihtiyacımız var. İstihbarat teşkilatı anayasa koruma daireleri için de geçerlidir. Federal Anayasa Mahkemesi'nde de polisin ve istihbaratın faaliyetlerinin ayrımı için bazı prosedürleri yürütüyoruz. Bu konuda hukukun sınırlanmasında bir belirsizlik konulmuştur ortaya. Bu konuda başarılarımızdan mutluyum. Terörle mücadele ek yasaları bir şeyleri düzeltmek ve anayasaya uygun şartlar oluşturmak içindir. Bu yasalar federal ve eyalet hükümetlerinin arasındaki sorumluluk ilişkilerinin yeniden düzenlemesiyle de ilgili mi?

Her zaman belirlemek kolay değildir. Ama aynı düzeyde, örneğin federal düzeyde federal daireler ve federal polisin faaliyetlerinde farklı hareket ettikleri ve çeşitli gereksinimlere bağlı oldukları ve herhangi bir örtüşmeye veya gri alanlara girmedikleri bir faktördür. Devletin güvenlik faaliyetleri için her zaman birey hakkında ne kadar verilere ihtiyacımız olduğu önemlidir. Gerçekten çok ve daha da çok veri toplamamıza ihtiyaç var mıdır yoksa bunu bir şekilde sınırlayabilir miyiz? Bunlar örnek olarak bizim sürekli ...kontrol edip değerlendirdiğimiz şeyler. 11 Eylül sonrası hala süren bir güvenlik tartışması var. Bu güvenlik tartışmasıyla batılı ülkelerin özgürlüğünün... ...giderek daha da sınırlandırıldığına inanıyor musunuz? Elbette güvenlik konusu büyük bir ehemmiyet kazandı. Tabii bunun nedeni arka planda yatan doğrudan doğruya tehditler. 11 Eylül saldırılarını izlemek Avrupa'da herkesi şok etti. Dolayısıyla orada güvenliğe ve terörle mücadeleye odaklanıldı. Burada görüyoruz ki her zaman bir şeyleri düzeltmek, gereksinimleri de keskinleştirmek gerekiyor ki öbür taraftan masum vatandaşların özel yaşamları korunabilsin. Bu yüzden sürekli yeniden düzenlemek gerekiyor. Federal Anayasa Mahkemesi de bunu defalarca çeşitli yasalarla yapmıştır. Peki bu konuda dengeyi sağlayabildiniz mi? Düzeltmeler için emek sarf ettik ve inanıyorum ki bu yasama döneminde ağır olduğu izlenimini oluşturacak yasalar çıkartılmadı. Hatta bazılarını daha hukuki ve daha denetlemeli donattık. Sanırım hürriyet ve emniyet arasındaki ilişkiyi düzeltmek adına doğru yolda ilerliyoruz. Aradan yıllar geçmiş olsa da 11 Eylül tarihinde insanlar genellikle o an nerede bulunduklarını hatırlıyorlar. Peki siz o gün neredeydiniz ve ne yapıyordunuz? FDP o dönemde muhalefet partisiydi, bense milletvekiliydim ve bir bu haber söndürülmesi güç bir ateş gibi yayıldı. Haberleri ilk görenlerden biri değildim ama zaten o belli başlı resimler sürekli gösteriliyordu televizyonda. İkiz kulelerin yıkılması sahnesi ve ölü sayısının artması insanı çok sarsıyordu. Sonrasında tabii ki koşuşturma ve büyük aktivizm politikayı etkiledi. Sürekli istişare halindeydik. Nasıl kanunlar yapabilir ve hangi kanun boşluklarını doldurabiliriz diye. Derin analizler yapma şansı yoktu ve dahası buna vakit de yoktu. O zamanki İçişleri Bakanı Otto Şili hızlı davranıp kanunlar çıkartmak istedi. Sonrasında emniyet yasaları ile ilgili Otto Kataloğu isimli sözcük çıktı ortaya. Çok dar zamanda geliştirilen yasalar oldu ve biz de muhalefet olarak bunları yadırgadık. <laughs> Uluslararası teröre karşı savaşta Almanya ve diğer ülkelerin amacı demokrasi, hukuk ve hürriyeti korumaktı. Ne var ki 10 yıldır Mali'de bunlar askeri müdahaleyle yapılmaya çalışılıyor. Sizce askeri önlemlerle bu değerler korunabilir, tüm dünyaya taşınabilir ve kabul görebilir mi? Letztendlich kann man nicht mit Sonuçta askeri müdahale ile demokratik değerler insanlara kabul ettirilemez. Fakat Afganistan örneğinde gördüğümüz gibi mümkün olan bir şey var ki bu da orada bulunan hayatları tehlikede olan insanlara destek verilebilir ve yeni bir düzen kurulup daha iyi şartlar altında yaşamaları sağlanabilir. Oraya demokratik değerler getirilip anlaşma ve değişiklikler getirilebilir. Bu bakımdan askeri müdahaleyi tamamıyla yabana atamayız. Her seferinde olaya dikkatlice bakıp kriz durumunda ne yapılabilir diye düşünmek de gerekiyor. Çoğunlukla bu yöntem imperializm ve kolonyalizm olarak değerlendiriliyor. Siz Batı'nın eski kolonilere karşı başlattığı bu yeni askeri taarruzları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mali bildiğiniz üzere bir zaman Fransa'nın kolonisiydi. Yani aslına bakarsanız o bölgeden talep vardı. Askeri müdahale Fransa tarafından istek üzerine başlatıldı. Bu da uluslararası hukukla anlaşmalı yapıldı. Siz kendi kafanıza göre müdahale edemiyorsunuz. Bunun şartları var. Bu sebeple kolonyalizm olarak görmüyorum. Fransa'yla bir bağ var. Orada bir sürü Fransız var. Fransa'da eğitim almış askerler var. Aynı dili konuşuyorlar vesaire. Mesela biz Türkiye'yi de destekliyoruz. Olası Suriye saldırılarına ve tehlikelerine karşı. Bence uluslararası hukuk çerçevesinde karşılıklı yardım ve böylesi müdahaleler çok yerinde. Füze savunma sistemi Türkiye'yi koruma amaçlı Hatay'da kuruluyor. Başka bir mesele de şudur. Türkiye Başbakanı Almanya ziyaretlerinde her seferinde PKK'ya karşı ortak işbirliğinin olmamasından şikayet ediyor. Şu anki son durum nedir? Ya, wir haben natürlich auch darüber Evet, elbette bu konuları Türk Adalet Bakanlığında birçok mesai arkadaşım ve diğer bir iş arkadaşım görüştük. Adalet Bakanlığı ile iyi bir işbirliği içerisindeyiz. Bu da gerekli zaten. Çünkü genelde birçok somut konuları masaya yatırıyor ve gerekli kararları alıyoruz. Mesela Almanya için hangi bilgiler lazım ve hangi hukuki çerçeve ve kırmızı çizgiler dikkate alınması gerektiği Son yıllarda mahkemelerimiz tarafından 80 tane farklı olayda PKK örgüt elemanlarına karşı hapis cezaları uygulandı. Ve son Türkiye gezisinde öğrendiğimiz kadarıyla bu aşamada Türkiye ile yapıcı bir işbirliği içerisindeyiz. Uzun yıllar Türkiye Silahlı Kuvvetleri Türk politikasında söz sahibiydi. Özellikle Kürt sorununda bu kendisini gösterdi daima askeri müdahale yapıldı. Fakat son yıllar ve aylarda Erdoğan hükümeti müzakerelerle bu sorunu çözmeye çalışıyor. Şu an PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmeler yapılıyor. Siz bunları takip ediyor musunuz ve Almanya bu müzakere sürecini destekliyor mu? Abdullah Öcalan Also ist natürlich zu allererst auch gerade die Politik, PKK sorunlarına karşı nasıl bir tavır alacağı, bu tabii ki Türkiye'nin kendi politikasının kararı. Bu tavır sadece onlara karşı değil çevreye karşı da iyi bilinmeli. Çevredeki herkes terörist değildir. Farklılıkları gözetmek lazım ve bu doğrultuda amaç güdülmeli. Bunlardan bir tanesi de olası saldırıları engellemektir. PKK benzeri diğer örgütleri bertaraf etmek de Türk politikasının hedeflerinden biridir. Önlemler alınıp terör örgütlerine üyeliklerin azalmasını sağlamak da iletişim ve görüşmelerin bir parçası olabilir. Peki Türkiye'den size bu konuyla ilgili bir destek talebi geldi mi? Çokay. Azis jetzt keine Anfrage gestellt bu konuda destek talebi gelmedi. Fakat elbette ki Almanya'da durum nedir diye bize soruluyor düzenli olarak. PKK aynı zamanda dünyaca ünlü bir terör örgütü ve daima savcılık istihbaratlarınca gözetim altındadır. İç terör örgütü olarak da şu an pek değerlendirilmiyor yüksek mahkemelerimiz tarafından. Çünkü gerekli yapıları mevcut değil artık. Böyle bir örgütün artık Türkiye'de insanlara zarar vermemesi iyi bir gelişme olur tabii ki für die türkischen Bürgerinnen und Bürger ausginge. Es gibt den Terror. Terör yeri geldiğinde milliyetçiliği baz alıyor. Misal Ergenekon veya Almanya'daki NSU'nun yaptığı gibi. Yeri geldiğinde ise sözde daha çok adalet sağlamak için yapılıyor. Misal PKK. Ve fakat terör bir dini kullanıyor. Yani El-Kaide'nin yaptığı gibi İslam'ı kullanıyor. Şimdi bu açıdan politikacılar ve Batı medyası bir İslam teröründen bahsediyorlar. Sizce dünya dini olan İslam'la terör nasıl bağlaştırılabilir? İslam. Bence dünya dinlerinden biri olan İslam'ın bu derece lekelenip terör faaliyetleriyle ilişkilendirmemek için özen göstermek lazım. Çünkü İslam'ın en az Hristiyanlık ve diğer dinler kadar yeri var ve bu dinlerin amacı gayesi ne terördür ne de savaş. Teröristlerin yaptıklarını İslam'a mal etmeleri ve kendilerini haklı çıkarmak için kullanmaları ayrı bir mesele tabii ki. Bu sebeptendir ki kavram kullanımında genellemelerden uzak durup İslamiyet'i şüphe altında bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Ama örneğin görüyoruz ki Hollanda'daki Wilders işte tam da bunu parti programı yapıyor. Fakat kaybetti şimdi. Bizim Almanya'da böyle bir partimizin olmadığına seviniyorum. Burada insanların değerlerine daha objektif bakılıyor ve İslamiyet konusunda genelleme yapılmıyor. <laughs> Bu konuda bu kadar açık ve net cevaplar verdiğiniz için teşekkür ederim size. Peki kabine arkadaşlarınızla bu konuları konuşuyor musunuz? Misal olarak İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich. Onun alanında İslamizm ve İslami terör terimleri kullanılıyor ve olumsuz bağlantılar kuruluyor. Biz İslam Konferansı isimli programı hayata geçirdik. Bunun sayesinde Almanya'daki birçok angaje Müslüman ve çeşitli organizeler bir masada toplandı ve Friedrich bunu devam ettiriyor. Bence Friedrich'in iyi niyetini görmek lazım. O da İslam'ın barış dini olduğunu düşünüyordur. Ama teröristler dini istismar edip İslamiyet'i cihat ve haklı savaşlarla tanıtıyorlar. İşte bu olmaz. Bu dinin bir parçası olamaz. Bundan birkaç ay önce Türkiye'ye seyahat ettiniz. Gitmeden önce Zaman Gazetesi'ne de röportaj verdiniz ve bir karşılaştırma yaptınız. Siz NSU terörü ile 11 Eylül terörü arasında bir bağ kurup, o röportajda NSU olayı bizim 11 Eylül'ümüzdür dediniz. Bunun sebebi nedir? Bunun nedeni NSU'nun yani Ulusal Sosyalist Yeraltı veya Sivikao hücreleri diye adlandırılan bir çeşit grubun, 10 yıl boyunca planlı cinayetler yapmış olması ve bunların senelerce ortaya çıkmaması. 10 sene çerçevesinde öldürülen insanların çoğu Türk, kısmen Alman vatandaşı olan Türkler, bir Alman polisi ve bir tane de Yunan vatandaşı var. Ama bu kişinin de Türk olduğu sanılmış diye medyada yer aldı. Evet, yani bir şekilde öyle atfedilmiş. Fakat genel olarak yabancı düşmanlığından kaynaklanan ve aşırı sağ motiflerle eylem yapılmıştır. Ve bu 10 yıl boyunca çözülmemiştir. Dahası Almanya'da yanlış yöne doğru istihbarat yapılmıştır. Bu Almanya için hem utanç hem de büyük bir skandal teşkil ediyor. Biz şimdi bu konuda çalışmalar başlattık. Örneğin soruşturma komiteleri, istihbarat çalışmalarıyla Bölgesel Federal Başsavcılığı geçen yıl bir numaralı şüpheliye ve diğerlerine karşı dava açtı benim için önemli olan husus herkes bilsin ki biz bu işin peşini bırakmadık Çünkü bu bizim için korkunç bir ayıp. Hatta ölenlerin ailelerine karşı yapılan muamele de utanç vericiydi sanırım biz politikacılar olarak bu ayıbın var olduğunu söylememiz ve görmezden gelmememiz gerekiyor Enesu terörünün üzerinden bir yıl hatta daha fazla geçti ve bu olay tesadüf neticesi ortaya çıkarıldı. Bu bir sene içerisinde çeşitli tartışmalar oldu. Bunlardan biri de anayasal korumanın rolü oldu. Başbakanlıkta yok edilen dosyalar oldu. Bu olaydan sonra Kuk Devleti'ne karşı güven kayboldu. Çünkü 10 yıldır deşifre edilmesi gereken bir örgüt göz ardı edilmişti bir ihmakarlık söz konusuydu ve bu da çok güven verici bir ortam yaratmadı ülkede. Sizce gerekli önlemlerin alınmamasının sebepleri nelerdir ve ne zaman siyasette doğru şeyler yapıyoruz denilebilir? <laughs> etwas wieder aufgebaut worden, weil wir Sanırım zaman içerisinde aşırı bir güven duygusu oluşturuldu. Çünkü biz bağımsız ve aktif araştırma komitelerine sahibiz hem parlamentoda hem de bazı eyaletlerde. Bizim renkli eyaletler komisyonumuz var. Orada da fikirlerini sunan bağımsız uzmanlar var. Ayrıca yüksek savcılarımız var uzman olarak. Onlar da konulara hakim ve yapılan ihmalleri belirttiler. Şu anda bunun tartışmasını yürütüyoruz. Güvenlik mimarilerimizde ne eksiklikler var? Neleri düzeltmemiz gerekiyor? İletişim ve hukuki devlette düzeltmeler ne olabilir gibi? Tabii aşırı sağ konusuna da ağırlık verildi. Sizce neler değiştirilmelidir Endan? Kanımca 35 tane resmi makamın tüm eyaletlerde aşırı sağ konusuyla ilgilenmesi gereksiz. Bu durumda paralel çalışmalar fazla olur. Küçük üniteleri eyalet düzeyinde birleştirmek daha doğru olur. Her eyaletin buna kendisi karar vermeli ve bizlerin konuyu anayasayı koruma dairesine taşımamız lazım. Yani oraya konsantre etmek ve ondan sonra da daha sağlam parlamenter kontroller için düzenlemeler getirmemiz lazım. Bunun istişaresi de parlamentoda yapılmalı ve BND üyelerinin de daha çok denetlenebilmesi için önlemler alınmalı. Zira bu konuda öylesi tahminler bulunuyor ki bunlar şeffaflıktan uzak ve pek aydınlatıcı olmadılar. Ara bulucu görevini devralan bayan Barbara John bu konuda zihniyet değişikliğini öngörmüştür. Misal güvenlik otoritesinde ve anayasal korumada. Siz de bu talebi destekliyor musunuz? Unterstützen Sie diese Forderung? Sie ist sehr engagiert. Ich unterstütze sie sehr in ihrer Arbeit. Kendisi çok engaçe, yani işine çok adamış bir bayan. Onun görevine destekliyorum. Mesai arkadaşlarına gerektiğinde danışan biri. Kanımca Anayasal Koruma'da bu aşırı sağ meselesi diğer aşırılıkların yanı sıra görünmez bir tehlike teşkil ediyor. Bu tehlikenin varlığı bilinçaltına yerleşmeli ve bu aşırı sağ cinayetlerinin, hani şu çok meşgul olduğumuz konu, bunlarla meşgul olmak bile problemin çözümünde faydalı olabilir. Evet. Az evvel hürriyet terimi çerçevesinde FTP'de bir hürriyet partisidir dediniz. Peki sizin hürriyet hakkındaki siyasi fikriniz nedir? <laughs> Hürriyet, ilk öncelikle vesayet ve keyfiyetten uzak ve her birinin kendisini geliştirme hakkına sahip olması demektir. Hürriyet, kişinin istediği gibi yaşama hakkı tanınması demektir ama tabi anayasamızda mevcut olan değer kaidelerimiz dairesinde olmak şartıyla. Siz meslek olarak siyasetçisiniz. Peki neden bunu seçtiniz ve siyaset sizin için ne anlama geliyor? Politik ist Gestaltung heißt jeden Tag Siyaset şekillendirme demektir. Her gün kararlar alma kabiliyeti gerektirir. Bu da vatandaşın hayatını etkiliyor. İster okullar olsun şekillendirdiğimiz, ister emeklilik, sosyal sigorta, isterse iş alanındaki beklentiler ve işverenlere karşı gereksinimler. Birlikte yaşamı gerektiren tüm tesisler ve bunun beraberinde gelen sorumluluklar. Ve tabii belirli koltuklarda yer alan siyasetçilere verilen bir güç var burada. Ben bu güçten zevk alıyorum ve sorumlulukla yürütüyorum. Siz opsiyon modelinin politik sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bu 23 yaşına gelen insanların iki vatandaşlık arasında seçim yapmak zorunda kalması anlamına geliyor. Für 42 Länder gilt Almanya'da 42 ülke için çifte vatandaşlık hakkı mevcut. Ama örneğin Türk vatandaşları için bu geçerli değil. Neden tüm yabancıların faydalanabileceği genel bir yasa çıkarılmıyor? Evet, bu Almanya'da çok hassas ve de çok tartışılan bir konu. Biz 2000 yılında liberaller olarak bu vatandaşlık opsiyonunun hayata geçmesinde pay sahibiyiz. Model gereği iki vatandaşlığı da alabiliyorsunuz. Fakat 23 yaşınıza geldiğinizde ikisinden birinde karar kılmak mecburiyetinde oluyorsunuz. <laughs> Almanya'da çifte vatandaşlık halen çok tabii bir şey değil. Her ne kadar iki vatandaşla evlilikler olsa da. Zaten orada çifte vatandaşlık oluyor. Ben bizim opsiyonumuzdan dolayı mutluyum. İlginç olan bir şey var ki o da geçen yılki değerlendirmelere bakılırsa karar verenlerin %90'ı Alman vatandaşlığını seçmişlerdir. Yani bu entegrasyon için önemli bir öğedir. Yani bu entegrasyon için önemli bir öğedir. Öte taraftan ama birçok genç baskı altına giriyor. 23 yıl sonra karar verme mecburiyetindeler. Bu vatandaşlık mı yoksa öteki vatandaşlığımı mı seçsem diyerek ortada kalıyorlar. Neden onların hayatı bu kadar zorlaştırılıyor? İkisini de alsınlar. Bu neden mümkün değil? Es ist im Moment, denke ich noch jetzt, wo wir gerade die ersten Sanırım şu an yani opsiyon modeli kabul görmüşken bazı şeyleri söylemek için çok erken. Yani her şeye rağmen ille de çifte vatandaşlığı istiyoruz gibi bir genelleme yapmanın zamanı değil. Fakat biz FTP olarak daha erken yurttaşlar kabul imkanı vermek ve bunları kolaylaştırmak istiyoruz. Bence bu konuların değerlendirmelerini sürdürebiliriz. Eğer karlık bu yönde ise bunun sonunda çifte vatandaşlık da çıkabilir. Son yıllarda Almanya'da göç oldu. Muhtelif ülkelerden insanlar geldi Almanya'ya. Buna rağmen Alman siyaseti Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu kabul etmiyor. Sayın Bakan, sizce Almanya bir göç ülkesi midir? Natürlich ist Deutschland ein Einwanderungsland. Wir <laughs> haben uns lange damit schwer getan. Elbette Almanya bir göç ülkesidir. Biz bu konuda uzun zaman direndik ama tabii ki diğer ülkelerden insanlar Almanya'ya geldi. 2,5 milyon Türkiye'den geldi ve buraya gelenler burada yaşamak ve kendini geliştirmek için geldi. Benim için şunu söylemek çok önemli. Hoş geldiniz ve başka ülkelerden gelen insanları misafirperver karşılamak ve bir misafirperver kültürü geliştirmemiz gerekli diye düşünüyorum. Şunu da vurgulamamız gerek, buraya gelen kendi özünü bırakmak mecburiyetinde olmamalı. Kimseyi asimile etmek istemeyiz, sadece entegre etmek istiyoruz ve burada katılım içinde olmalarını kendi bilgi ve kökenine bağlı kalarak sağlamak istiyoruz. Güçmenlerin büyük bir çoğunluğunun kökeni Türkiye'ye dayanıyor. Bunu siz Sayın Bakan az evvel belirttiniz. Almanya ve Türkiye biri çoğunlukta Hristiyan bir ülke, öteki ise çoğunlukta Müslüman olan bir ülke. Sizce bu ikisinin ilişkileri istikbalde nasıl pekiştirilebilir? Yani iki ülkenin de sınırları kaldırıp dünya barışını birlikte sağlamaları açısından benim düşünceme göre bilhassa birbiriyle yakın ilişkiler kuran ülkelerin, hükümetlerin bunu Almanya ve Türkiye yapıyor, hükümet düzeyinde birbirlerine daha fazla yaklaşması gerekiyor. Biz örneğin diğer ülkelerle kabine oturumları yapıyoruz. Bu zamana kadar çok önemli buluşmalarımız oldu, tabii ki bakanlık düzeyinde. Ayrıca başbakanımız başbakanlıklarla ve diğer düzeylerde de irtibat içinde. Ben bunların daha da derinleştirilmesinden yanayım. Türkiye ile ekonomik ilişkilerimiz var ve Türkiye zaten NATO'nun çok önemli bir üyesi. Sayın Bakanım programımıza katıldınız ve detaylı cevaplar verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler yine bir sözünüzünün daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.